Yıllar birbirini kovalar. Bu süre içerisinde sanatın her dalında gelişmeyi sağlamak için bizzat önderliği Mustafa Kemal Atatürk yapar. Yurt dışına yarışmaları kazanan çok sayıda sanatçıyı gönderir. Muhteşem Beşli o dönemde biliyorsunuz yurt dışına gider ve sonra gelir. Dünya çapında değerli sanatçılar olur. Ama edebiyatta olsun, müzikte olsun, resimde olsun bunca sanatçı yetişirken Atatürk'ün vazgeçilmez dediği yine Türk sanat müziği olmuştur. Ancak çok istemiş olmasına rağmen mükemmel bir sesi meşhur sofra toplantısına çağırmaya imkanı olmamıştır. Kimdir o? Bileniniz var mı? Hayır, Safiye Ayla söyler. Hamiye Yücesi. Sayın şefim, Hamiye Yücesi'nin sizin için özel bir yeri var. O sizin yengeniz aynı zamanda, biliyorum. Bununla ilgili mutlaka anılarınız vardır. Lütfen anlatır mısınız o muhteşem sofra ilgili anılarınızı? Evet, şanslıyım. Gerçekten şanslıyım. Hamiye Yücesi gibi bir isim. Benim yengem. 40 sene Osman Sabuncuoğlu ile evli kalmış. Ben de 2 yaz kadar amcamı ziyarete gittiğimde onu da görme keyfine vardım mı diyeyim size, mutluluğuna vardım mı diyeyim. Duyguları anlatmak çok zor. Çok güzel bir kadındı. Pamuk gibi bir teni vardı. Evet, televizyonda gördüğünüz gibi gerçekten son derece kısa boylu. Hani bodur piliç derler ya, aynen öyleydi ama çok tatlıydı. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Sunucumuz söyledi. Evet, Atatürk'ün sofrasına davet edilmiş. Fakat çok küçük yaşta olduğu için utanıp gitmek istememiş. Daha sonrasında kendi sözleriyle anlattığı bir anekdot bu. Daha sonrasında ise babası ikna ediyor. Gitme kararı veriyorlar. Fakat maalesef Atatürk Ankara'ya dönüyor. Ve bu sebepten dolayı bir kere bile Atatürk'ün karşısında o sofrada yerini alamamış. Ama Atatürk hayranlığı hepimizde olduğu gibi onda da var tabii ki. Ve şimdi de herhalde sunucumuz devam edecek mi? Güzel bir eserle Hamiyet Yücesi'ni bir hatırlamış olacağız, öyle mi? Evet, solsan da sararsan. Evet, dinliyoruz.